Tekrar merhaba. İlk yarıda Beşiktaş'tan haberleri konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'den haberlerimize devam edeceğiz. İlk haberimiz Fanatik'ten gelecek. Gözler Ali Koç ve Volkan'da başlığı atılmış. Atıf ve Dirar'ın affedilmesi sonrası gözlerin çevrildiği Volkan Demirel'in bu hafta içinde menajeriyle birlikte kulüp binasına geleceği öğrenildi. Volkan'ın Başkan Ali Koç'la yapacağı görüşmede özür dileyeceği bildirildi denmiş. Yine bu da abi günlerdir okuduğumuz haberlerden bir tanesi. Volkan affedilecek mi, affedilmeyecek mi? Ali Koç'la görüşeceği ve özür dileyeceği söyleniyor Volkan'ın. Yani kaç ay oldu özür dilemedi Volkan ve kadro dışı hala. Sen şimdi Fenerbahçe ne zaman gidiyor? Bugün ikisi değil mi? Aynı Cuma günü gidiyor galiba. Üçü ya da dördü. Üçü ya da dördü. Ya yarın gidiyor ya Cuma günü gidiyor. Ya Fenerbahçe eğer planlamasında Volkan Demirel'i Antalya'ya kampa götürmek olsaydı bu iş 50 kere çözülürdü. Doğru. Yani bu biraz menajeri Erdinç abinin, Erdinç Şehit'in son salvoları gibi duruyor. Yani biz hazırız özür dilemeye. Ali Koç'tan çağrı bekliyoruz. Görüşeceğiz. Bekliyoruz ya. Ben çok güçlü özür dilemeye hazırsa niye çağrı bekliyor ki? Yani gitsin o zaman özrünü dilesin. Sonuçta başkan. Başkan onu çağırsın istiyor ama ben Volkan Demirel'in tekrar dönüşünün kolay olmadığını düşünüyorum. Olsa olurdu şimdiye kadar. Peki. Kolay değil yani. Diyelim ki özür diledi, takıma tekrar geri döndü. Nasıl olur takıma etkisi bunun? Bir kere özür dilemezse zaten artık yol tamamen kapalı büyük ihtimalle. Teknik olarak bir katkısı olacağını düşünmüyorum ben. Yani şimdi yaşı fazla. 4 aydır maç kondisyonu yok. Nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Yani kendini toparlayana kadar bir 2 ay geçer. 2 ayda da Fenerbahçe'nin ligdeki durumu netleşir. Yine Harun'la devam eder Fenerbahçe. Sadece hep şey diyorlar ya abilik yapabilir takıma. Yapamadı. Abilik yapsaydı sezonun başında da yapabilirdi. Burada benim tahminim Sayın Başkan Ali Koç Aziz Yıldırım'ın izlerini siliyor. Volkan Demirel de son kalan izlerden bir tanesi. O sebeple ben yani kolay kolay affedileceğini düşünmüyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. Bir de şimdi bu abilik olayı diyoruz ya takıma gelecek, abilik yapacak, takımı sahiplenecek. Böyle niyeti olan bir futbolcu şu ana kadar da o zaman özür dileyip, yani özür dilemeyi böyle çok büyük bir şey olarak görmeyip, özür dileyip takımın başına kaptan olarak geçmesi gerekmez miydi? Yani ortada da bir çelişki var. Yani neresinden bakarsan bak her tarafı çelişki dolu. Yani şimdi mesela şuradan bile çıkartabiliriz. Atıf'la Dilar neden affedildi? Teknik heyetin talebi doğrultusunda. Demek ki teknik heyet Volkan. Buradan iki sonuç çıkıyor. Volkan Demirel ve Ozan'ı istemiyor teknik heyet. Ya da bunlarla ilgili talepte bulundu, yönetim veto etti. Yani olabilir. Şimdi bunların dördü, üçü aynı anda kadro dışı bırakıldı. Ozan daha önce gönderilmişti. Yani ikisini affedip Volkan Demirel'i affetmiyorsan demek ki Volkan Demirel'le ilgili bir sıkıntı var. Ki Ali Koç şöyle demişti. Volkan'ı kadro dışı bırakma kararı hiç kolay olmadı. Taraftar bilsin ki hani ciddi bir durum var demişti. Detaya girmeden ama daha sonra işte anlattı. Semih Özsoy'a sesi yükseldi falan diye. Demek ki çok sıcak bakmıyor olsa gerek ki. Yani olsa zaten sıcak bakıyor olsa şu anda bitmişti iş. Ha bugünden yarına ne değişir onu bilmiyorum ama fotoğraf bana şunu gösteriyor. Bu iş olmayacak gibi görünüyor. Yani üzerinde çok da fazla tepinmenin bir manası yok bence. Üzerine çok konuştukça hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz. O yüzden geçelim bence. O zaman geçelim. Yine bir transfer haberi Hürriyet'ten gelecek bu sefer. Yasin Atıf takası denmiş haberde. Kanarya İzmir ekibinin Yasin Öztekin artı para teklifine sıcak bakıyor. Ligin ikinci yarısında çıkış yapmak isteyen iki kulüp Yasin ve Atıf'ın takası konusunda ön anlaşmaya vardı. Her ne kadar affedilse de Fenerbahçe'deki geleceğini garanti görmeyen Atıf'ın Göztepe'ye gidebileceği belirtiliyor denmiş haberde. Sen bu takasa nasıl bakıyorsun abi? Yasin Özçelik yazmış bu arada. Yasin onları da eleştirelim. Yani daha ciddi davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hani bir kişinin gözünden kaçabilir. Yani ikiden de kaçabilir. Üçten sekmemesi lazım. Bir de küçük bir değil yani. Yazı değil. Aynen. Aşağıda mesela doğru Yasin Öztekin doğru aşağıda doğru yazıyor. Yukarıda... Atıf şey şu doğru yazıyor mesela. Atıf şey şu copy paste şey çünkü onlar biliyorsun. Ben Atıf'ın nasıl yapmadan yazabiliyor musun? Ben yazamıyorum. Ben yazıyorum. Şey şu'yu yazamıyorum. Yani Atıf'ı yazıyorum. Atıf. Çok büyük bir şey değil, marifet değil ama. Teşekkür ederim. Yani şey şuyu ben ne zaman yazmam gerekiyorsa, genelde yazmıyorum zaten.
Ama yazmam gerekiyorsa da copy paste yapıyorum. Ben ezberledim. Yani, ama senin tespitin doğru. Yani Atıf Şeyşun'un Şeyşun'u yazıp Yasin Öztekin'i Özçelik yazmak sıkıntılı. Zaten mesele de çok sıkıntılı. Şimdi Yasin geçen sezon Galatasaray'da oynadı. Sözleşmesi bitti. Galatasaray uzatmadı. Ya siz Yasin'le ilgileniyorsanız, beğendiğiniz bir oyuncuysa Yasin, sıfır alabiliyordunuz yaz transfer döneminde. Acaba bu sezonki performansından mı etkilendi? Hangi performansından? Yani 7 tane golü var. Tamam. Göztepe'de. Ortalama bir performans diyorsun. Yani Yasin bence oraların büyük futbolcusu. Ama büyük takımında vasatı aşamayan oyuncusu. Büyük takımın rotasyon oyuncusu olabilir. Aynen. Bence. Yani Galatasaray'da o performansını gördük. Zaman zaman etkili oldu. Ama niye tercih edilmedi? Demek ki başka sıkıntıları var. Yani saha performansı çok da eleştiremem. Yani çok yeteneksiz futbolcu değil. Yani şu Sadık nasıl geliyor Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye diyoruz ya. Yasin için onu söyleyemem. Üstü gibi seviye olarak. Biraz öyle üstü gibi. Ama ben büyük bir takıma da katkı sağlayabilecek, yani işte o takımı alacak, bir noktaya getirecek seviyede de görmüyorum. Açık söyleyeyim yani. Bir de Atıf artı bir miktar para. Çok saçma. Hani birebir olsa mantıklı olabilir 6 belki. 6 ay önce sıfırdı bu adam. Evet, bir de para vermek üstüne. Bu biraz menajer operasyonu da olabilir. O zaman sıradaki haberimize devam edelim. Foto maçtan gelecek. Günün enteresan transfer haberlerinden bir tanesi. Fabregas kapışması denmiş. Chelsea'de mutsuz olan İspanyol yıldız için Fenerbahçe Milan'la çekişiyor. İngiliz ekibinde yedek kulübesine hapsolan 31 yaşındaki futbolcu ayrılık kararı aldı. İtalyanlar Milan'ı istiyor ancak çabuk olmalı. Fenerbahçe Fabregas'la ilk görüşmeyi çoktan yaptı yazdı. Abi sen de kısa bir yorum alayım. Sarri bu oyuncuyla ilgili sakat demiş. Fabregas sakat demiş. Sakat olduğu için oynatamadım demiş. Evet, öyle bir açıklama. Tamamen gözden çıkarmadım dedi yani. Aynen. Yani şimdi yayının girişinde de konuştuk. Fabregas hala üst seviyede, yani birinci sınıf takımlarda, benim öyle bir durumum var. Öyle değerlendiriyorum. Avrupa'da birinci sınıf takımlar var işte. Barcelona, Real Madrid, Juventus. Yani Şampiyonlar Ligi'nin birinci torbası gibi düşün. O takımlarda, hatta Atletico Madrid, o takımlarda direkt oynayabilecek potansiyelde hala. O sebeple ben daha önce Galatasaray'ın da gündemine geldi, yazıldı gazete haberlerinde. Yani buraya geleceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü buraya gelebilmesi için çok yüksek rakam ödeyebilmen lazım. Öyle bir potansiyelimiz de yok. Yani eskisi gibi. İşte biz getirdik Anelka'ları, Roberto Carlos'ları, onlara iyi paralar ödedik. Gelebilir mi? Gelebilir. Ama o paraları ödeyebilir miyiz? Ödeyemeyiz. O sebeple bana biraz hayal transfer haberi gibi bana geliyor. Da çok zor geliyor. Yani 34 yaşında falan olsa hani son kontratı işte 2-3 yıllık belki bir kontratla ikna edebilirdin. 33-34 olsa, ama şu an Fenerbahçe'nin vereceği kontrat teklifini, işte dediğin gibi Monaco istiyorsa mesela verebilir. Yani şöyle 3 yıl daha sözleşme yapsa 34 yaşında yine 2 sene Türkiye'ye atabilir kendine. Yani bir 2 sözleşmelik daha bir opsiyonu var sanki. Yani Monaco ile 3 yıllık sözleşme imzaladı diyelim, 34. 34'te de sen almaz mısın Fabregas'ı? O günkü halini bilmiyoruz tabii. Ne göreceğiz, neyle karşılaşacağız. Ama 34'ten 36'ya kadar bir 2 sene Türkiye'de atar. Yani ben oynar yani. Ama şu an için piyasası tamamen bitmiş bir oyuncu değil. Bir de şu var. Beklenti çok daha fazlaydı Fabregas'tan. Zaman zaman kariyerinde etkili olduğu zamanlar oldu. Mesela Barcelona'da gitti, bir hayal kırıklığı oldu Barcelona performansı. Oranın altyapısından galiba Fabregas. Evet, evet. Altyapısından sonra Arsenal'a gitmiş. Arsenal'a gitti. Sonra geri döndü. O bir sene kaldı galiba Barcelona'da. Orada çok beklenti büyüktü. Xavi Iniesta sonrası falan gibi planlamışlardı. Hepsi yakın arkadaşı, çok istiyorlardı Fabregas. Çok istiyorlardı ama orada olmadı. Yani sanki ben Premier Lig'de kalırmış gibi geliyor. Yine Monaco'da gidebilir, Monaco'ya da. Ama Premier Lig'de kalacakmış gibi hissediyorum ben. Orayı seviyor çünkü. Zor bakıyorum ama gelse tabii harika olur. Çok güzel olur tabii. Eğleniriz. Çok eğlenceli olur yani. Çok iyi oyuncu. O zaman Galatasaray'dan devam edelim. 2019'un ilk hediyesi Alan Carvalho denmiş.
Fanatik'teki haberde sarı kırmızılar 2019'un ilk bombasını Alan Carvalho transferiyle patlatmaya hazır. 29 yaşındaki Brezilyalı forvetle yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro imza parası karşılığında anlaşma sağlandı denmiş. Alan transferi büyük ihtimalle Galatasaray'ın ilk açıklayacağı transfer olacak. Bir ne noktadan diyorsun? Sonra temcit pilavına dönüyor. Evet. Aşağı yukarı 20 günün öncesinin haberi yani. 20 gün önce BİP'te, BİP Spor'da Alan'ın Galatasaray'la anlaştığı haberi verilmişti. 20 gündür işte hangi açıdan bakalım yani bir şekilde gazetelerde bu transfere yer vermek durumunda. Gerçekleşene kadar bu işler böyle dönecek. İşte ilk hediye olacak. İşte şu kadar para alacak olacak. İşte kampa yetişiyor olacak. Yani bir sürü takla attıracağız. Spor medyası bunu böyle verecek. O sebeple yani üzerinde çok konuşulacak. Çok konuştuk çünkü. Tekrara düşeriz. Gelirse faydalı olur. Yani bunların rakamlarını görmek lazım. Şimdi herkes bir rakam yazıyor. 3,5 diyen var. İşte 2,5 imza parası alacak diyen var. Mesela şöyle değerlendiren var. Gomis'e madem Alan'a bu kadar para verecektin, Gomis'e niye vermedin diyen var. Değil mi? Gomis'e mesela 3,5 milyon euro versen. 3,250 alıyordu. İşte dediğin gibi 250 bin euro zam yapsan belki onu da mutlu edebilirdin. Ama bu daha yaşı genç. Onun daha farklı. Mesela 3 milyon euro imza parası bence çok fazla. Menajeri de alıyor. Sıfır bonservis geliyor filan. Yani böyle oyunculara ihtiyacın var. Sıfır alman lazım. Finansal fair play açısından da sıkıntıların var çünkü. Dembaba'nın da geleceği söyleniyor. Ona ne diyorsun? Ya ben her şeyin hazır olduğunu düşünüyorum Dembaba'da. Yani zaten düşünüyorum derken herkes aynı şeyi söylüyor. Bilgi o. Ama ben yine de Dembaba'nın Galatasaray'a gelmeyecekmiş gibi bir hissiyat var bende. Yani ya da son alternatif olarak tutulduğu hissiyatı var. Alan'la ikisi beraber olmaz mı? Yani şimdi o zaman da Belhanda, Feghouli nasıl oynayacaklar? Yani Feghouli 4-4-2'nin sağ kanadında oynadı diyelim. Belki Dembaba yedek forvet olur. Yani ikisi birlikte iki forvet mi oynayacak? Bir de Alan hani ikinci forvette daha etkili olabilecek, evet, bir oyuncu sanki. Öyle. Yani 4-3-3'ün en öndeki oyuncusu mu? Orada çok emin değilim. Yani 4-4-2'de hep örneği veriyorum. Kovacevic, Nihat. Yani Alan, Nihat. Herhalde en iyi örnek çift forveti Nihat Kovacevic. Herhalde o. Bir tane uzun boylu daha pivot santrfor diye. Aslında var. Başka örnekler de var da. Nedense akla ilk gelen hep Kovacevic, Nihat olur yani. Doğru. O da çok iyi ikiliydi ya. Mükemmeldi. Kadro da mükemmeldi. Real Sociedad o sezon inanılmaz gol attılar ikisi. Nihat işte gol kralını sanırım ikinci olmuştu. He. Ronaldo birinci olmuştu Real Madrid'de. 28 falan galiba, öyle hatırlıyorum. Öyle mi? Yani 28 attı mı? 28, 23, 24 diye hatırlıyorum ben de ama tam emin değilim. Ronaldo belki 28, 29 atmıştır. 26 mı? 26 mı? 26 çok iyi. Sen nereden hatırlıyorsun beni? Baktım diyor bak. O da bakar abi. Feyim enteresan. 26 diyorsa 26'dır. Bende 28 kalmış mesela. 29 atmıştı sanki Ronaldo. Olabilir. Bir baksana ilan ya, merak ettim. 29 mu 28 mi? Şimdi hiç olmazsa biz de bilgimizi tazelemiş olalım. Enteresan. Nihat'ın kaç var? Ronaldo'nun 23'müş. 2002-2013'te. 2003'te. Bir de Nihat'a baksınlar. Real Sociedad performansına. En çok gol attığı sezona baksınlar ama. En çok gol attığı sezon. Orada da şampiyonluğu bir Celta Vigo maçını kaybetmişlerdi. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Sondan ilk 23 atmış. 23 mi atmış? Sen doğru hatırlıyorsun. Evet. İkisi aynı golü atmış yani Ronaldo'yla. Ronaldo kaç atmış? Bir gol vardı galiba aralarında ya. Öyle hatırlıyorum. İkisi de 23 diyor İlan. Ben sanki Ronaldo gol kralı oldu diye hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Çünkü gol kralı olsa herhalde yani daha farklı. Gol kralı oldu diyebilirdik. Ya bir gol var sanki aralarında, ben öyle hatırlıyorum. Olabilir. Neyse, önemli değil. Geçmiş. Biz nereden geldik abi? Yasin'den, Fabregas'tan geldik. Alan'dan geldik. Forvet Dembaba dedik. Nihat Kovacevic'e kadar geldik. Yani bir tane böyle bir güçlü, ya mesela şimdi Lukaku'nun yanında Alan mesela. Yani Lukaku'nun yanında ben de oynarım da. Lukaku Alan yani Lukaku, ben böyle bir öyle oyuncuyu seviyorum niyeyse orada 9 numarada. Yani güçlü olacak, driplingi olacak, şutu olacak, hava hakimiyeti olacak, duvar olacak, takımı orada zaman kazandıracak filan. Yani öyle bir oyuncuyu tercih ederim ben. Ama yeni jenerasyonda Elmander mesela. Daha Elmander, daha hızlı oynayacak, daha çabuk düşünecek. Yani böyle topu tutacak değil de aralara bırakacak.
filan oyuncular daha çok tercih ediliyor. İşte bakıyoruz Agüero mesela, yıllardır Agüero bambaşka bir forvet profili çizdi bize. Sahte forvet gibi. Gibi. Mesela Griezmann da öyle mesela. Aynen. Daha çok aralara giren oyuncu. İşte bu da biraz öyle bir oyuncu alanda. Evet. Salzburg zamanı çok iyiydi. Orada da Soriano vardı. İkisi müthiş oynuyorlardı. İstiyorsan bir sonraki habere geçelim. Geçelim kardeşim. Belhanda ile ilgili sabahtan Mehmet Özcan'ın haberi var. Galatasaray Orta Doğu ve Avrupa'dan teklifler alan Belhanda'nın fiyatını belirledi. 5 milyon euroya satılık. Kariyerini Almanya ya da Fransa'da sürdürmek isteyen Fas'ta 10 numarayla Nice ve Monaco ilgileniyor. Yıldız futbolcu Avrupa'ya gidebilmek için 3 milyon 350 bin euroluk ücretinden daha az kazanmaya razı denmiş haberde. Enteresan, demek ki daha az kazanmaya razıysa Belhanda o zaman Galatasaray'da kariyerini devam etmek istemiyor anlamı da çıkar. Bendeki bilgide Galatasaray'ın Belhanda'yı ve Feghouli'yi satmayacağı Ocak öyle transfer döneminde. Fatih Terim herhalde satın. Fatih Hoca istemiyor, evet. Evet, o zaman 5 milyon euro da bence piyasası daha fazla olabilir ya Belhanda'nın. Özellikle Arap ülkelerinden teklifler geldi de söyleniyordu önceden. Yani şimdi Belhanda'ya mesela yapıyor. 5 milyon diyorsun, Kovarejme'ye 7 milyon diyorsun filan. Yok yani işte. Peki sen Belhanda'nın performansını çok beğenenlerden beğenim misin? Öyle mi? Yani bak, ben biraz daha abartarak söylüyorum. Yani samimi söylüyorum, çok samimi düşüncem. Belhanda'yı mesela beğenmeyen çok fazla, beğenenler de var. Ben mesela çok beğenmeyen. Ben hayranıyım, öyle söylüyorum. Öyle diyorsun. Mükemmel bir oyuncu bence Belhanda. Belhanda'nın tek bir eksiği var. Şut. Yani ceza sahası dışından şutu denese zaten buralara gelmez. Golü hiç aramıyor yani. Mükemmel bir oyuncu ama. Öyle mi diyorsun? Çok güçlü. Yani takım savunmasına katkısı muazzam. Yaratıcı, mükemmel bir oyuncu ya bence. Ben nedense o kadar, benim hiç... Mesela Adem Laiç mi, Belhanda mı? 10 kere Belhanda. Öyle diyorsun. Benzia mı, Belhanda mı? 10 kere. Sen ama orta saha oyuncusu olarak düşünüyorsun. Orta saha oyuncusu. 10 numara kesinlikle değil. Ya bu zaten artık ben dünyada 10 numaranın falan kaldığını düşünmüyorum yani. 8. Yani 2-8 oynuyor zaten baktığın zaman. Şimdi Manchester 4-3-3 oynayan her takım 2-8 ile oynuyor. 8 numara için çok yaratıcı, 8 numara için çok iyi savunması olan bir oyuncu. İyi pasör. İyi pasör. Yani şöyle daha net anlatayım. Bir 8 numara için 10 numaranın yapabileceği her şeyi yapabilen bir oyuncu. Bir 8 numara için 6 numaranın yapabileceği savunmayı yapabilen bir oyuncu. Ben de tam ikisinin arasında olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ne? Şöyle düşünüyorum. Ha, hepsini mükemmel yapmıyor diyorsun. Ben evet, ne 10 numaranın yaptığı işte o asistleri, golü yapabilecek bir oyun stiline sahip diyorum. Ne de 6 numaranın sertliğine. Ben 10 numaranın daha böyle bir golden ziyade yani set hücumunda oyunu kuran, oyunu kurması açısından ve çok değerli buluyorum Belhanda'yı. Bilmiyorum, olabilir ya. Yani beğenen de var, beğenmeyen de var çünkü. Çok balık sırtı derler ya, ince bir çizgi kötü var. Kötü futbolcu demiyorum ama bence iyi performans göstermiyor çok. Yani bence daha iyi futbolcu. Ama ben mesela şu anki Galatasaray'daki performansıyla neden bu kadar beğenildiğini ben anlamıyorum. Olabilir. Ama yani kesinlikle daha potansiyeli daha yüksek. Bakalım. Gole katkısı az. Belki sen oradan... Ya şöyle eleştiren çok fazla var. 10 numara gibi görüp işte hiç gol atmıyor, asist yapmıyor. Ben öyle değilim. Ben işte orta saha oyuncusu olarak da baktığımda ya izlerken çok beğenmiyorum. Ama maça takım, çok etki ettiğini düşünmüyorum. Takım savunmasında falan bilmiyorum. O zaman da diyorlar ki işte oynamadığı maçlarda Galatasaray, hatta haberde de sanırım vardı. Sıkıntı yaşıyor. 10'la %73, onsuz %43 galibiyet oranı galiba abi. Tabii böyle istatistikler de var ama. Demek ki. Ya ben işte o istatistiklere bakarak izlediğime bakınca bence o kadar etkili değil. Biraz böyle bir gösterişsiz oynuyor sanki. Yani o şovu sevmiyor. Bilmiyorum ya. Ya bir kere çok çabuk düşünüyor ya Doğuş. Yani hiç böyle top daha gelmeden düşünüyor. Nereye atacağını biliyor. Ve hiç eveleyip gevelemiyor topu. Ben hızlı oynuyor. Çok hızlı düşünüyor. Hızlı oynuyor. Ben gerçekten çok beğeniyorum. Ama ben mesela Bahattin de Feghouli'yi de çok beğeniyorum ben. Yani Mariano'yu da çok beğeniyorum mesela. Feghouli'yi de beğenmeyen var. Mariano'yu da beğenmeyen var. Ben de mesela Mariano'yu biraz haksızlık ediliyor bence. Çok iyi oyuncu. Çok iyi sağ bek. Bence ligin en iyi sağ beklerinden bir tanesi. Performansı düştü bu sene ama. Bence şu sebeple Fatih Hoca beğenmiyor olabilir. Kayboluyor bazen oyun içinde. Ama ihtiyacın olduğu dönemde de
Yani çıkıyor şapkadan tavşanı çıkartıyor yani. Geçen sene Başakşehir maçını aldı belki de şampiyon. Attığı gol. Mükemmel gol canım. Bir daha da öyle şutu yok. Belhanda'nın yok mesela öyle bir şutu geldiğinden beri. Ceza sahası dışından golü yok benim hatırladığım Belhanda'nın. Zaten Belhanda çok gol atmadı da. Ki Fransa'da o Montpellier'in şampiyon olduğu sezon gol de atıyordu, asist de yapıyordu. İşte ama orada farklı rolü. Oradaki rolü farklı. Rolü farklı orada. Yani daha böyle bir iki, yani hani alan için çizdiğimiz bir profil vardı ya. Orada sanki böyle 4-4-1-1 hani Alex rolü vardı sanki biraz orada. Tabii. O zaman tabii daha çok 10 numaralar. O zaman işte başka bir şey oluyor. Şimdi Galatasaray'da Belhanda, Ndiaye, Fernando orta sahasında. Şimdi orada bu sezon mesela Ndiaye'den de çok verim alamadı Galatasaray. Yani çünkü sürekli birlikte oynayamadı bu üçlü. Yani bu üçlü 4-5 maç üst üste oynasalar çok daha farklı bir oyun kurgusu da olabilir Doğuş. Yani ben Galatasaray'ın iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Yani birkaç takviyeyle Başakşehir puan kaybederse şampiyon olabilirler gibi geliyor bana. Benim hatta bir numaralı şampiyonluk adayım Galatasaray. Ben başından beri Başakşehir diyorum ama iyi bir yani skorer bir golcü bulabilirse Galatasaray en azından ikinci şampiyonluk adayı kesinlikle. Çünkü bir de fikstür avantajı var. Beşiktaş'la içeride oynayacak. Trabzon'la içeride oynayacak. Başakşehir'le içeride oynayacak. Yani bu mesela Başakşehir Trabzon'a gidecek. Evet. Fenerbahçe Trabzon'a gidecek. Trabzon Beşiktaş'a gelecek. Düzeltiyorum. Beşiktaş Trabzon'a gidecek. Trabzon Kadıköy'e gidecek. Trabzon Kadıköy'e gidecek. Yani Trabzon'un da fikstürü yani büyük takımlar açısından baktığın zaman zor. Yani dün burada konuştuk, Mehmet Ayhan'la konuştuk. Fenerbahçe'nin ilk 5 maçı var. Çok zor ilk 5 maç. Yani ilk 5 maçta Fenerbahçe 5 puan çıkartırsa, 6 da çıkartırsa sıkıntı yaşayabilir. Zaten şu Bursa deplasmanından Fenerbahçe kazanır gelir diyebilir misin? Yok. Yani favori bence bir favori olacaksa o maçta favori Bursa. Yani şu anki görüntüleriyle en azından devre arasındaki transfer. Ama yine de kazanabilir tabii yani. Bakalım nasıl olacak. Sonraki haberimize devam edelim. Akşamdan gelecek Ozan'a büyük zam denmiş haberde. Galatasaray'dan senelik 220 bin alan 18 yaşındaki stoperin maaşı en az 1 milyon euro olacak. Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve bu sezon A takımın değişilmez isimlerinden olan Ozan Kabak'ın geleceği şekilleniyor. Sarı kırmızılarla sözleşmesinde 7,5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan genç yıldız için harekete geçen yönetim yıllık ücretinde önemli miktarda iyileştirme yaparak Ozan'ı kaptırmak istemiyor. Futbolcunun 220 bin lira olan yıllık maaşına büyük bir zam yaparak mukaveli inlemek isteyen yönetim vakit kaybetmeden harekete geçti denmiş. Büyük ihtimalle Ozan'la yeni sözleşme imzalanacak. Rakam değil, bu rakam değil ama benim. Bu kadar fazla verilmez herhalde değil mi? Yani Galatasaray'ın teklifinin 250 bin euro olduğu, 1,5 milyon TL civarında bir rakam olduğu, Ozan'ın da menajerinin 3 milyon TL istediği yönünde. Yani aşağı yukarı tam yarı yarıya bu rakamların yarısında. 1 milyon euro bence şu an 18 yaşındaki bir stoper için 500 bin euro civarında bir rakam. Yani o aslında tabii euro üzerinden konuşuyoruz ama TL'ye yapılacağı için sözleşmeler 3 milyon TL. Yani bendeki bilgi o. Ama ben o kadar da kolay olacağını düşünmüyorum Ozan Kabak'ın. Gitme ihtimali var mı? Var. Öyle mi diyorsun? Bence var. Ozan Kabak olsan peki gider misin Avrupa'dan teklif geldi diye? O konuyla ilgili fikrimi söyledim. Yani daha Ozan Kabak olmadı bence. Bence yani 4 ayda altyapısına futbolda vefa duygusunun olması gerektiğini düşünüyorum. Hani hep biz kulüpleri eleştiriyoruz ya oyunculara vefa göstermiyorlar falan. Oyuncular da biraz kulübe vefa gösterecekler. Az önce Quaresma'da da aynı şeyi söyledim. Yani ben Quaresma olacağım. Beşiktaş'tan bunca yıl para kazanacağım. 450 bin euro için bırak ihtarname çekmeyi üstünü çizerim. Ozan Kabak olsam hiçbir kuruş pazarlık yapmam. Fatih Hoca'nın kapısını çalarım. Derim ki hocam benim yeni sözleşmemle ilgili bütün kararı siz verebilirsiniz. Ne arzu ediyorsanız altına imza atarım derim. Bugün Galatasaray 1,5 milyon TL teklif ediyorsa Fatih Hoca onu 2 milyon TL yapar. Zaten böyledir bu iş. Ha bu profesyonelliğe uyar mı uymaz benim söylediğim şey. Ama bazen dikkat et iki örnek verdim. Bir tanesi Quaresma, bir tanesi Ozan Kabak. Yani birisi kariyerinin sonunda diğeri kariyerinin başında. Birisine çiz dedim parayı. Öbürüne sana bu forma şansını veren, sana güvenen elbette ki yeteneklerin sebebiyle Fatih Hoca'ya bırak sözleşmeni o karar versin.
zaten senin hakkını yedirmez. Çünkü sen o sözleşmeyi imzaladığın zaman biz zaten burada konuşacağız. Ey Fatih Hoca, sen Ozan'a haksızlık yaptın diyeceğiz. Fatih Hoca kendine dedirtmez bunu. Ben de aynı görüşteyim. Kesinlikle Fatih Terim'e bırakması gerekir karar. Çünkü yani hiç yoktan gelip Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 oynamaya başladı Fatih Hoca sayesinde. Şu an transfer teklifleri varsa da yine direkt Fatih Hoca sayesinde. Oynatmayabilir miydi? Oynatmayı büyük riskti yani. Maicon Serdar Aziz yapardı. Kendi de o riske girmemiş olurdu. Ki kendisi başta hatalar da yaptı. Yaptı. Çok hataları oldu. Yani 3 tane penaltı pozisyonu var mesela. Tamamen tecrübesizlikten. Yani o riski de göze aldı Fatih Hoca. Yani mesela bütün takım dökülürken dedi ki sahanın en iyisi Ozan'dı dedi. Şimdi bunlar çok önemli mesajlar takıma. Ben Ozan'ın da hani kararı kendi verecek olsa ben kararı Fatih Terim'i bırakacağını düşünürüm. Yani öyle ister diye düşünüyorum. Ama tabii menajer devreye girince menajer nasıl düşünüyor? Ozan'la ne konuşuyordur onu bilemiyoruz. Tabii. Vallahi şu anda bendeki bilgi 5 kulüp serbest kalma maddesi 7,5 milyon euroyu vermeye hazır. Herkes İtalya yazıyor. Bendeki bilgi Bundesliga ve Premier Lig. Bu biliyorum, kulüpleri de biliyorum da söz verdiğim için paylaşamıyorum. 5 kulüp Ozan Kabak için 7,5 milyon euroyu masaya koymuş durumda. Evet, önemli bilgi. Bu Galatasaray yönetiminin resmi siteden yaptığı açıklamada herhalde o teklifler geldiği için büyük ihtimalle öyle bir açıklama yapma gereği duydular. Ya da satacaklar. Orada biraz bizle alakalı bir durum yok demek istiyorlar. Ama işte orada da yani 18 yaşındaki çocuğun üstüne o yükü bindirmek orada biraz bence satmazsan taraftarın büyük risk. Ya taraftarın önüne satmazsan atmıyor musun oyuncuyu? Satmazsan atıyorsun. Satarsan sorun yok. Gider zaten. Hani bizde şöyle oluyor. Şimdi Ozan Kabak Galatasaray formasını üzerine giydiği zaman sen Ozan Kabak'a hiçbir şey söyleyemiyorsun. Çıkardığı zaman başta hop kulüp bir kamuoyu algısı yaratıyor. Ya biz Gomis'e paracı dedik ya işte. Hatırla. Yani o gün Gomis böyle parayla alakam yok dediği gün Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklama, kulübün yaptığı açıklama. Sonra Gomis gittikten sonra Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklama. Yani orada ne diyor? Biz bilmiyorsunuz diyor. Bir anlatsam size Gomis'i falan diyor. O gün öyle demiyor. O gün performans almak zorundaydık. Yani çok ucuz yönetiyoruz bence. Yani belki de doğrusu bu, bilmiyorum. Ama ben hayatım boyunca hiç böyle olmadım. Yani o gün ona bunu dedim, bugün buna bunu dedim yok bende. Ben belki de doğrusu o. Yani eğilip bükülmemek lazım. Yani o gün Gomis hata yaptıysa bunu çıkıp söyleyebilmelisin. O gün doğru dediğine 2 ay sonra ya o gün siz haklıydınız. Ya o gün dememiz. Söylemesin ama sonrasında da tam tersini söylemesin. Yani unutulsun o. Yani hep kendimizi haklı çıkartmak noktasında olmamalıyız. Ya insanlar kendini de eleştirmeli, bir öz eleştiri yapmalı. Yani buna herkesi dahil ediyorum. Sadece Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz için söylemiyorum. Ali Koç'un da kendini eleştirmesi lazım. Fikret Orman'ın da kendini eleştirmesi lazım. Teknik adamların da bunu yapmaları lazım. Lazım da lazım aslında. Ki genelde yapılmayan bir durum bu da. Yapılmaz çünkü öyle egolarla mücadele ediyoruz ki. Yani Fatih Hoca mesela şimdi şunun öz eleştirisini yapmış mıdır? İşte ben 10 maç ceza aldım, Galatasaray'a zarar verdim. Öz eleştirisini yapmış mıdır? Sanmıyorum. Aksine mağdur, hep bir cephe, mağdur pozisyon. Ya bu ülkede Donk 1,9 milyon euro para kazanıyor. Doğuş, Donk. Kaç maç ceza aldı Donk Fenerbahçe maçı sonrası? 6 mı? 6 almıştı galiba. Senin ne hakkın var arkadaş 6 maç ceza almaya? Ndiaye kaç maç ceza aldı? 5. Kiralık oyuncu. Serdar Aziz hakeme top fırlatıyor. Kimse demiyor ki kardeşim sen ne yapıyorsun diye. Ya ben sen benim maaşlı personelimsin sen ya. Yani ben mesela şimdi bu yani diyelim ki buradan bana para ödüyorlar. Ben burada ayda 20 tane program yapıyorum. 15'ine gelmiyorum abi. Ne yaparlar? Yani kapı. Buyur kapı derler değil mi? Ya tamam bunlara kapı denmesin de bir uyar kardeşim bak böyle devam ederse seninle olmayacak de. Mesela Jailson o da 8 maç aldı. Ali Koç ceza vereceğiz dedi. Acaba verdi yok, mi? Yok abi nerede verecek? Kimseye ceza verildiği yok o abi. O zaman ceza vereceğiz demeyeceksin.
Vereceksin. Ceza vereceksin. Vereceğim demeyeceksin. De... Kamuoyuyla paylaşmayacaksın. Yani bunları bilmem ben. Ya Donk 1.9 milyon euro garanti para alan Donk 6 maç ceza alabiliyor abi rakibine diz atarak. Ve bunun biz öz eleştirisini yapmıyoruz abi. Ve daha da enteresanı yani bir noktadan sonra kahraman haline getireceğiz neredeyse. Yani Fenerbahçe taraftarı Cahilson'u kahraman haline getirdi abi. Attığı tokatla Galatasaray'ı darmadağın etti filan. Şu an mesela Cahilson'a bakış o maçtan sonra daha pozitife döndü. Olacak şey mi? Attığı golün de etkisi var ama 8 maç ceza almış. Takımın şu an düştüğü durum. Belki Cahilson olsa orta sahada belki olmayacak. De böyle olmayacaktı. Aynı şey Donk, Ndiaye, Serdar Aziz bunlar olsaydı belki yine olmayacaktı. O zaman bir sonraki haberimize geçelim. Daldan dala mı? Panatik'teki Robinho haberine geçelim. Sona da yaklaşmışken. Tamam. Robinho ile ilgili haberimiz gelecek. Robinho kendini affettirmeye geliyor. Şampiyonluktan etti, şampiyon yapmaya geldi denmiş. Geçen sezonun 32. haftasında oyuna sonradan girdi. Attığı golle Başakşehir'in şampiyonluk hayallerini yerle bir etti. Şimdi ise turuncu lacivertlilerle kariyerindeki 7. kupayı kaldırmak için elinden geleni yapacak denmiş. Abi Robinho özelinde sen Başakşehir'in şampiyonluk şansını bir değerlendirir misin? Ya bu öngörü çok kolay değil. Ama ben Robinho'nun Başakşehir'de Sivas'taki kadar ön planda olabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani Sivas'ta takımın bir numaralı yıldızıydı. Ama şimdi Robinho Başakşehir'de o özgürlüğü bulamayacak bence. Saha içi özgürlüğünü bulamayacak. Tamam çok büyük futbolcu, kariyerine saygım var. Ama şimdi Başakşehir öyle bir futbol oynuyor ki her anlamda takım haline gidip geliyorlar. Yani pas oyununu oynuyorlar tamam. Robinho için çok ideal bir oyun. Ama takım savunmasında Robinho'nun vereceği katkı bir defo yaratacak mı? Onu bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Başakşehir'de kağıt üstünde şöyle düşünüyor. Diyor ki biz artık bu son sezon. Şu an kadroları çok yaşlandı. Olduk. Olamazsak bu işler biraz daha zorlaşıyor bizim için diyor. Yani yaptığı yatırımın karşılığı bu 5. seneleri galiba. 4 ya da 5. 5. seneleri. 5 senenin sonunda yaklaştılar. Çok yaklaştılar. Yaklaştıkları sezon. Geçen sene de yaklaştılar. Ama bu sene daha böyle bir fark attılar. Çünkü rakipler kötü. Galatasaray kötü, kötü. Beşiktaş kötü. Fenerbahçe kötü. Yani şimdi ciddi anlamda acaba mı diyorlar. O sebeple Robinho'yu transfer ettiler. Yani alalım. Hani bu sene şampiyon olalım. Ama Robinho sizi şampiyon yapar mı? O benim kafamda hep bir soru işareti. Şimdi sağ tarafta Vizci oynayacak. Büyük ihtimalle Robinho da sola gelecek de. Orada solda da mı oynayacak? Yani solda belki 10 numara gibi de oynayabilir. Sivas'ta yani, nerede oynuyordu? Sivas'ta daha yani oyun kurucu gibi oynuyordu. Solda da oynuyordu. Sağda yakın oynuyordu. Sağ kanatta da oynadığı oluyordu. Yani ama mesela orada da Vizci var. Çok serbest oynuyordu orada. Burada o kadar o serbestliği verecekler mi? Yani zor. Çünkü burada öyle bir kurgu var ki. Şimdi Abdullah Avcı neyi hedefliyor? 35 metre diyeyim hadi. Hani hedef o da. Hani 30 ile 40 arasında mesafede oynamayı hedefliyor. Yani 30 ile 40 ile oynadığın zaman bu takım böyle gidip böyle gelmesi lazım. Yani şimdi bakıyoruz. Niye solda İtalyan oyuncuyu oynatıyor? Neydi ismi? Napoleoni'yi oynatıyor. Gidiyor geliyor. Sağda Vişka zaten gidiyor geliyor. Mossoro bence Başakşehir'in en kilit oyuncularından bir tanesi. O Abdullah Avcı'nın kurduğu sistemin en önemli mimarlarından bir tanesi. Yani şimdi diyelim ki burada en zayıf halka Napoleoni görünüyor. Onu kestin. Şimdi bu sefer oradan acaba senin sağ sol kanadın klişe Robinho olduğu zaman takım olacak. Defosu olacak mı? Hücum gücü açısından çok yüksek olacak. Vallahi zor Abdullah Avcı'nın işi. Bir de öyle bir durum var ki şimdi takımda Arda Turan var, Elia var. Yani bu Süper Lig'deki bir takımın yedek kulübesi böyle olamaz yani. Aynen. Çok lüks değil mi? Mesela Arda'dan demek ki ikinci yarıda da bir beklentisi yok Abdullah Avcı'nın. Belki de bu anlam çıkıyor. Arda mesela bence Mossoro'dan da Napoleoni'den de çok daha iyi futbolcu. Tabii canım. Takımdaki yetenek olarak belki de en iyi futbolculardan bir tanesi. Yani şimdi Emre Belezoğlu ligin ikinci yarısı. Başakşehir Emre Belezoğlu artık 39'a geldi. Yani 80 doğumlu Emre Belezoğlu. Evet.
Yani 39 yaşında artık kariyerinin belki de son 4 ayını oynayacak. Hangi seviyede oynayacak acaba? Yani 17 maçın 17'sinde de görebilecek miyiz ki, sanmıyorum ben. Çünkü o da çok önemli oyuncu. Şimdi Emre Belezoğlu'na çıktığın zaman, yani İrfan Can oynuyor. Tamam, evet, hücum gücü fena değil. Yani o da gelişti. Vallahi Başakşehir'in işi çok kolay değil yani. Yani çok avantajlı görünüyor. 6 puan. Trabzonspor'la arasında, Galatasaray'ın arasında 6 puan var. Gittin Trabzon deplasmanına. Trabzon seni yendi. Hatta berabere bile kalsa bir panik. Yendiğini düşün. Yaklaştı 3 puan. Galatasaray'da yendi. Galatasaray'da yendi 3 puan. Yani bütün yarış baştan başlar. 6 puanlık kredi bir anda bambaşka bir seviyeye gider. Eğer Başakşehir Galatasaray'ı yenseydi içeride, o zaman şansını çok yüksek görürdüm. Yani onu o zaman da söyledim. Galiba 8 puandı fark Galatasaray'la. 11 oluyordu. Yani 4 maça çıkıyor bir noktadan sonra. O 4 maç kolay kolay kaybetmeyebilirdi. O zaman son haberimize gelelim. Solskjaer fark attı denmiş Fanatik'teki haberde. Jose Mourinho'nun yönetiminde dibe vuran Manchester United Solskjaer'le yeniden doğdu. Kırmızı şeytanlar ile çıktığı 3 maçta 9 puan alan Norveçli menajer yakaladığı istatistikler ile Mourinho büyük fark attı denmiş. Sence yani bu... Solskjaer Mourinho'dan daha iyi hoca değil herhalde, değil mi? Yani değildir tabii canım. Burada tamamen iletişimle alakalı. Ya da bir önceki kadronun, Pogba'nın liderliğinde Jose Mourinho ile olan oyuncular mutsuz... Mourinho 7 diyebilir miyiz? %100 deriz. Yani ben zaten oynanan futbola baktığımızda da deriz. Yani sonuca yansımasa da önemli değil. Yani şimdi Manchester United'ı izliyorsun. Şimdi bütün oyuncular, yani bütün oyuncuların demeyeyim ama bazı oyuncuların böyle enerjisi yeniden geldi sanki. Yani. Çok iyi. Mourinho zamanı fişi çekilmiş gibiydi Pogba'nın. İzlemesi en keyifsiz takımlardan biriydi. Biriydi. Şimdi çok daha başka bir oyun oynamaya başladılar. Yani çünkü Mourinho da mesela artık hani o tamam çok büyük başarılar elde etti bu futbol anlayışıyla. Ama bu futbol anlayışının üzerine birçok takım çok daha farklı şeyler koydu. İşte Simeone benzerini oynattı ama çok daha baskılı, presli oynatıyor. Üzerine geliştirdi. Mesela şimdi niye dünyada herkes Liverpool maçı olsa da izlesek diyor. Keyif alıyorsun çünkü. Her attığıyla yani. Peki sence abi Mourinho'nun kariyeri bundan sonra düşüşte mi? Yani bu seviyeyi tekrar eski seviyesine getirebilir mi Mourinho? Ben Mourinho olsam yapacağım tek şey... İyi bir milli takım alır, onu çalıştırırım. Öyle mi diyorsun? Ben tekrar başarı yakalayacağını düşünüyorum. Ya ben yakalarım yani, yakalar mutlaka ama artık şu anlayışını değiştirmesi lazım. Değiştirecek ben. Yani şu oyun anlayışıyla milli takımda, ben Aykut Kocaman'ın da mesela Türk milli takımında başarılı olabileceğini düşünüyordum. Evet. Çünkü geçerli bir sistem futbolda. Ama uzun vadede ben ya 34 haftalık maratonla 10 hafta 10 maç milli takım. Yani milli takımın kötü futboluna alışırsın, sonucu alır. Yani 10 maç çünkü. Ama 34 hafta ya da 40 haftalık maratonda takım kötü oynayınca yani insanlar tribüne gitmek istemez. Aynen öyle. Yani o yüzden milli takım diyorum Mourinho için. Milli takıma gitsin. Herhangi bir milli takıma. İyi bir milli takıma. Mesela Fransa milli takımına gitsin. Çok başarılı. Zaten Fransa milli takımı son dünya şampiyonu da. Yani değiştireyim. İngiltere milli takımına gitsin. Onlar da gerçi son dünya kupası da başarılıydı. Belçika'ya gitsin mesela, yapabilir. Dünya şampiyonu yapabilir. Avrupa şampiyonu yapabilir. Ben bu oyun sistemini de değiştirip tekrar bir kulüp takımına da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Değiştirmiyor ama. İşte, buradan ama sonra değiştirebilir. United'da dibe vurdu ya. Artık değiştirmesi gerektiğini farkına varmıştık. Sonuçta bu adam dahi yani. Yani böyle adamların ben hani direkt yani silmek işte artık mümkün değil, silmek. Çağ ayak uyduramıyor falan demek de bana biraz şey geliyor ya. Çağ ayak, çok erken yani. Çağ böyle ayak uyduramıyordan ziyade o futbol anlayışına inanıyor. Yani ama olmadığını görmemiş midir United'da şimdi? Ama olduğunu da çok gördük. Yani bilmiyorum. Ya bir de şimdi Mourinho'nun elinde yani Salah yok, Firmino yok, Mane yok. Yani böyle oyuncular da yok. Şimdi evet, Manchester United dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi. Ama şu anki kadrosuna baktığın zaman diğer kadroların gerisinde bence. Bence de öyle. Transferlerde bayağı bir geriye gittiler. Bir VTR'miz var abi. İstersen onu izleyelim. İzleyelim. Sterling'in oğlu, 1 yaşındaki oğlu. Sterling mi Sterling? Sterling, Sterling. Sterling'den geldi. Sterling, para, senin aklın fikrin evet, Sterling'de. Sterling'in oğlunun bir VTR'si var. Hazırsa onu izleyelim. Oh, score goal, score goal.
What? Wait, show me. What? Goal! Goal! Lasso! Goal! You're going to celebrate with me! Celebrate with me! Goal! Lasso! There, put your foot on it, put your foot on it, put your foot on it. Good boy, and then poof. There we go! Ben 1 yaşında muhtemelen yürümüyordum. Babasından iyi şut çektiği kesin. Babasının çünkü problem var. Babasının şutunda problem var. Gelişine falan. Yalnız gelişine vuruyor. Daha enteresanı istop ediyor topu. Evet. Yani ayağının altıyla tutuyor falan. Ben 1 yani bir yaşından biraz fazladır bu ama. 1'de değildir değil mi? 1'den büyüktür. Çünkü 1 yaşında... 1 yani yaşındaki oğlum bırak, diye paylaşmış ama tabii tamam, o biraz birkaç daha fazla ay daha vardır. Vardır. Çünkü 12 aylıkla 16 aylık arasında çok büyük fark var. Yani 1 yaşında çocuklar bazen yürümüyorlar. Yani yürüyenler de var. 8 aylık, 9 aylık yürüyenler de var ama bu yani yürüyor, koşuyor ve gelen topa gelişine vuruyor. Bir de durdur diyor, bak durduruyor. Acayip yani. Evet. Allah nazardan saklasın maşallah. Yani inşallah daha babasının da yetenekleri çok fazla. Yani onun da babasının da geliştirmesi gereken çok fazla özellikleri var. Bence. Ama saf yetenek yani müthiş evet, oyuncu. Evet. Çok süratli. Bir de Agüero'nun oğlu vardı. O da böyle bu Maradona'nın yaşlarda. Maradona'nın torunu diyor. Bir de Maradona'nın torunu. O kesin olur yani. Ondan olur ya. Son bir tane daha fotoğrafımız var. O da gelsin. Bellerin'in fotoğrafı. Dün sakatlığı sebebiyle tribünden izliyordu abi. Bellerin sürekli böyle farklı stillerle karşımıza çıkıyor. Ne diyorsun bu? Şapkası pahalı biraz onu söyleyeyim. Enteresan bir tarz yapmış Bellerin. Şapka biraz pahalı. Yani eğer tahmin ettiğim markaysa. Bellerin işte enteresan. Enteresan bir stil yapmış. Yani böyle bir maça gider misin sen mesela? Hani böyle şapka, mont da enteresan abi. Bu montu ben giyer misin mesela? Yok. Ben... Şapkayı takar mısın? Şapkayı da takmıyorum. Gözlüğü takar mısın? Tanınmak istemiyorsan belki. Ama tanınırsın ya. Böyle daha çok dikkat çekersin evet, ya. Evet zaten. İşte ya bu kim bilen dersin yani. Olduğuna göre. Böyle daha çok dikkat çeker. Abi süremizin de sonuna gelmişiz. Ağzına sağlık. Doğuş seninle program yapmak keyifliydi ya. Ara sıra Gökhan Dinç'i yiyip bir şekilde bakacağız abi. Hafta içine dahil mi olsak acaba? Ya işte mikrofondan dahil oluyorduk ama buradan bakalım. Bence ara ara yapalım sen. Ya da hafta sonu seninle yapalım. Bakalım abi olur, olursa. Olur. Güzel olur. Yarın tekrar aynı saatte spor sayfasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.